İsrail maalesef sadece bu Ramazan'da değil. AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırısı ve Türkiye ile Adıyaman gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail maalesef sadece bu Ramazan'da değil, artık alışa geldik bir şekilde. Özellikle Müslümanlar için en kutsal sayılan günlerde dahi saldırılarından hiç vazgeçmiyor. Yine bu Ramazan'da da mübarek günlerde, akşamlarda da maalesef o hain emellerini tekrar ortaya koyulur. Yani Mescid-i Aksa gibi böyle mübarek bir beldede akla hayale sığmadık bir şekilde Müslümanlara yapılan bu saldırıyı bütün insanlığın aslında lanetlemesi gerekiyor. Sadece Müslümanların değil. Zira bu beldenin Müslümanlar için ne kadar anlamlı bir belde olduğunu, Peygamber Efendimizin oradan miraca yükselişi ve İslam Müslümanların ilk kıblesine yapılan bu saldırı hakikaten kabul edilebilir bir saldırı değil. Bu saldırıyı tümüyle lanetliyoruz. Milletvekili Aydın, İsrail'in Müslümanlar için en kutsal günlerinde saldırılarından vazgeçmediğini belirtti. Ve bütün dünya kamuoyunu da artık inançlar üzerinde böyle saldırganlıkların son bulması noktasında da dikkat çekmelerini özellikle arzu ediyoruz, istirham ediyoruz ve doğrusu da bu. Çünkü bu dünyada bütün dinler kendi içerisinde özgür bir şekilde yaşamalı. O dinlerin mabetlerine dokunulmaması lazım ki Filistin'de İsrail'in nasıl işgalci bir güç olduğunu, Kudüs'te İsrail'in nasıl işgalci bir topluluk olduğunu, bir devlet terörünü nasıl uyguladığını hepimiz çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu devlet terörünü aslında bir kez daha lanetliyoruz. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Gazze'de, Ramallah'ta pek çok yerde zaman zaman İsraillerin bu saldırılarını esefle takip ediyoruz. Ve artık sadece sözle değil, yani tedbir olarak Birleşmiş Milletler gibi, Güvenlik Konseyi gibi uluslararası güçlerin mutlaka bu uluslararası hukuka aykırı olan, her türlü inanç hürriyetine de aykırı olan gayrimeşru saldırılarına karşı bir tedbir almasını diliyoruz, bekliyoruz ki bu uluslararası kuruluşların da varlık nedeni bu. Yoksa hakikaten uluslararası kuruluşlar eğer üzerine düşen vazifeyi yapamazsa onların varlık nedeni ortadan kalkıyor. Bir anlam ifade edemiyorlar. Eğer haklının yanında duramıyorlarsa, güçlüye karşı haklının hakkını, hukukunu savunamıyorsa bu uluslararası güçler, onlar da bir varlık olarak bir anlamı kalmıyor. O yüzden burada başta bu tür kuruluşlar olmak üzere bütün dünyanın aslında net bir şekilde İsrail'in bu vahşice tutumuna karşı tavır sergilemesini bekliyoruz.